Benim ben bir soru sorayım. Alişan Bey AK Parti baş tacımız, Engin Özkoç veya Ümit Dikbayırlıoğlu Sakarya milletvekili. Onlarla şu anda durum nasıl? Yani görüşüyorsunuz mecliste, çalışıyorsunuz. Özellikle CHP Engin Özkoç'la ilgili sert söylemler var Engin Bey'de biliyorsunuz. Bunu mecliste böyle bir tartışma yani veya... Şimdi siyaseten tartışabilirsiniz, siyaseten kendi görüşünüz, kendi sorumluluklarınız doğrultusunda hareket etmek zorundasınız. Bu bizim namus borcumuz. Bu önemli bir şey. Böyle çalışmak demek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de böyle. Dışarı çıktığınız zaman eğer bir kafanıza bir selam veremiyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Yani şöyle. Biz şimdi avukatlık mesleğini yaparken de böyledir. Şimdi Sakarya Barosu'nda bütün avukatlar birbirini tanır. Dosttur, arkadaştır. Ama birisi bana vekalet vermişse, bir davayı bana teslim etmişse o benim namusumdur. Şimdi ben çıkıp mahkeme salonunda karşıdaki avukat benim arkadaşım veya tanıdığım diyerek kalkıp da o dosyayla alakalı olarak birine kalkıp da biz bir şey yapabilir miyiz? Suistimalde bulunabilir miyiz? Bulunamayız. Yine aynı şekilde bu da bir vekalet ilişkisi. Milletin veyahut da o benim bu noktada kendi düşüncelerim çerçevesinde yer almamı isteyen insanların bana yüklediği sorumluluğu, davamın, partimin bana yüklediği sorumluluğu ben yerine getirmek durumundayım. Ama bu kişisel ilişkilerde, sevgi saygı temelinde bir ilişkiye engel olmaması lazım. Bunu da temin etmek için Sakarya milletvekilleri arasında herhangi bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Bunu temin etme noktasında bizim tersine bir tutumumuz olmaz, en azından öyle söyleyeyim. Biz il başkanlığı döneminde de en sert karşıtlıkları yaşandığı dönemlerde de o asgari nezaketi göstermeyi bilmiş bir partiyiz. Bu şekilde devam eder. Ben bu söylemden bir konu daha merak ediyorum. Bir sene kadar önce mecliste bir tartışma olmuştu ve Engin Bey altı bir darp edilmişti. Ve siz orada Engin Bey'i aldınız. Kameralar, görüntüler var diye biliyorum. Gördük orada hep birlikte. Engin Bey'i aldınız, dışarı meclis salonuna dışarı çıkarttınız. Yani o hiç kimsenin görmeyi arzu etmeyeceği, yaşamayı arzu etmeyeceği bir şeydi. Çok sizi çıkarmanız biraz işte yani Sakaryalık olması kaynaklanıyor. Yoksa yani ya bir... Ben orada insani olarak yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Yoksa başka bir şey değil. Ya kamera çekiyordu. Siz aldınız Engin Bey'i, dışarı çıkardınız. Öyle bir kameralardan çekinilecek bir durum yok, değil. Yok, o değil yani. Görüntü varken o görüntüyü anlatıyorum. Yani o görüntüde aldın, dışarı çıkardın Engin Bey'i. Evet. Yani gayet insani bir şey bu. Ben başka bir şey yaptığım zaman kendimi sorgularım ben. O hiç yaşanmasını arzu etmediğimiz bir gündü. Hani neden, kim haklı, kim haksız veya ne olmuştu, kim yanlışı yani orada alıp götürmeniz yani ben tabii. Yani bu şehirde yaşayan bir Sakarya ferdi olarak hoşuma da gitti yani. Hani Sakarya aldı çıkarttı. Vallahi ben yani normal bakış açısını sizin bakış açınız olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin öyle düşüneceğini, değerlendireceğini düşünüyorum. Orada çünkü başka türlü hareket edemezsiniz. Bence de olması gerekeni yaptı. Ben eleştiri tam size söylemiyorum. Yok, ben öyle algılamadım zaten. Algılamadım.